Buraya geldiğinizde bir bakmışsınız ki sosyal aktiviteniz markete gitmek olmuş, Almanya'daki marketlerin Angebot reyonlarını dolaşmak olmuş, konuştuğunuz tek insan market kasiyerleri olmuş. Fakat gerçekten buranın yerlisi Almanlarla kaynaşmak istiyorsanız böyle teker teker kapıları açmanız gerekiyor. Teker teker böyle teker teker bariyerleri açmanız gerekiyor. Şu şekilde. Almanya'da yalnızlık ve depresyon. Buraya gelen herkes mi yalnızlık çekecek? Bu insanları neden hepsi yalnızlık konusundan şikayetçi? Şimdi size bunları anlatacağım. Öncelikle Türkiye'den geliyorsanız yanınızda muhakkak en yakın arkadaşınızı, eşinizi, kız arkadaşınızı, erkek arkadaşınızı getirin. Çünkü bunları burada yapmak çok zor. Burada insanlarla samimiyet kurup bu ilişkileri geliştirmek çok zor. Bir seneden başlıyor, abartmıyorum. Bir seneden başlıyor. Burada biriyle arkadaş olmak bir seneden başlıyor. Buraya geldiğinizde bir bakmışsınız ki sosyal aktiviteniz markete gitmek olmuş, Almanya'daki marketlerin Angebot reyonlarını dolaşmak olmuş, konuştuğunuz tek insan market kasiyerleri olmuş, bir bakmışsınız pazar günü sıkıntıdan evde duramadığınız için, sırf evde duramadığınız için dışarı çıkar olmuşsunuz, pazar günü de dışarıda her yer kapalı olduğu için boş boş dolaşıp 1 saat 2 saat boş boş yürüyüş yapıp eve döner olmuşsunuz. Para kazanmak amacıyla değil de sırf bir iki insan yüzü görelim diye daha fazla işe gitmeye başlar olmuşsunuz. O gün dersiniz olmadığı halde sırf birkaç insan görürüm diye okula gitmeye başlar olmuşsunuz. Az önce anlattıklarım tabii ki abartı ve en kötü durumlar ama başınıza gelebilme ihtimali olan şeyler. Büyük şehirlerdeyseniz sosyalleşme sorununu meetup etkinliklerine katılarak veya partilere katılarak çözebilirsiniz. Fakat küçük şehirde yaşıyorsanız burada üniversitelerin etkinlikleri ve spor kulüpleri hariç insanlarla tanışma imkanınız olacak yerler olmayacaktır. Ve burada oldukça bireysel, ekonomik ve iş odaklı bir hayat var. Kimse öyle arkadaş olmakla uğraşmak istemiyor. Bir de şunu düşünün, sizin Türkiye'de bir kurulu düzeniniz var. Sosyal çevreniz var, arkadaşlarınız var, aileniz var. Buraya geldiğinizde sıfırınız var. Yani hiçbir şeyden başlıyorsunuz. Sıfırdan başlıyorsunuz. Ve biliyorum aranızda şöyle düşünenler de vardır. İşte ben Almanya'ya gidiyorum. Ne yapacağım Türkleri? Zaten Türkiye'de bir sürü Türk arkadaşım var. İşte ben sadece yabancılarla takılacağım, yabancılarla arkadaş olacağım vesaire diyenler de vardır. Fakat o maalesef öyle olmuyor. Yani onu yapamıyorsunuz. Bu çok kolay bir şey değil. Bu çok zor bir şey. Bunun için çok iyi Almanca konuşmanız lazım. Yani yabancı olduğunuzu fark ettirmeyecek, sonradan öğrendiğinizi fark ettirmeyecek kadar iyi Almanca konuşmanız lazım. Yoksa illa muhabbet bir yerde tıkanıyor, sohbet bir yerde tıkanıyor. Onun bahsettiği konuları siz bilmiyor oluyorsunuz. Sizin bahsettiğiniz, alıştığınız konuları anlattığınızda da o bilmiyor oluyor. O yüzden ortak bir kültür olması, ortak bilinen şeyler olması, ortak konuşulabilecek konuların olması çok önemli. Bunu ancak Türklerle yapabilirsiniz veya sizin gibi buraya gelmiş yabancı öğrencilerle yapabilirsiniz. Yabancı öğrencilerle kaynaşabilirsiniz. Size samimi söylüyorum, özellikle 20'li yaşlarınızın ortalarındaysanız veya 30'larınıza yaklaştıysanız arkadaş bulmak, ilişki bulmaktan çok daha zor. Türklerle tabii ki çok hızlı bir şekilde kaynaşabilirsiniz. Yabancı öğrencilerle de dediğim gibi hızlı bir şekilde kaynaşabilirsiniz. Fakat gerçekten buranın yerlisi Almanlarla kaynaşmak istiyorsanız böyle teker teker kapıları açmanız gerekiyor. Teker teker böyle teker teker bariyerleri açmanız gerekiyor. Şu şekilde teker teker. Yani bunu aşmanız, samimiyeti sağlamanız, samimiyet kurmanız, karşı taraftan kişisel bilgiler almaya başlamanız 6 ay değil 1 sene falan sürebiliyor. Yani kesinlikle çok temkinli davranıyorlar. Biz Türkiye'de bir düşünüp bir konuşuyorsak buradaki Almanlar 5 düşünüp 10 düşünüp bir konuşuyorlar. Gerçekten size öyle kolay bilgiler vermezler. Kendileriyle alakalı pek fazla bir şey paylaşmazlar. Aynı şekilde iş hayatında da böyledir. İş hayatıyla kişisel hayatlarını ayırırlar. Bizim gibi böyle bütün iş arkadaşlarıyla arkadaş olmaya çalışmazlar. Hatta iş arkadaşlarına kişisel telefonlarını vermeyenler bile var. Yani tamamen her şeyi e-mail üzerinden halledenler var. Böyle bir durumda insanlarla bizim kadar kolay samimi olmayan bir ülkeden gelen insanlar, ben senin arkadaşlığını ne yapayım? Bir arkadaşlık için bir sene iki sene uğraşılır mı? Ben senin arkadaşlığını ne yapayım diyebilir.
Ki ben de birazcık bu şekilde düşünüyorum. Tabii ki herkesle yılışık olalım, sıkı fıkı olalım, anında samimi olalım demiyorum ama en azından çevremde bulunan insanları, her gün iş yerinde, okulda gördüğüm insanları bir seviyeye kadar tanımak isterim. Onlara empati kurabilmek, neler yaşadıklarını bilebilmek isterim. Ama gerçekten bu insanlarda bu merak bile yok. Yani gerçekten inanamıyorum. Sormuyorlar bile ya, bir şey sormuyorlar bile. Hani Türkiye'den gelen bir insan şu şekilde düşünebilir. Adam beni umursamıyor bile. Bak ne kadar kaba. Adam beni umursamıyor bile. Şimdi size biraz da yaşadığım şehri göstermek istiyorum. Burası Doğu Almanya'nın bir şehri. Doğu Almanya, yani Demokratik Alman Cumhuriyeti, 1990 yılına kadar Batı Almanya'dan ayrı bir ülkeydi. 1990 yılında Batı ve Doğu Almanya birleşerek bugünkü Federal Almanya Cumhuriyeti'ni oluşturdular. 16 eyaletten oluşan. Benim burada aslında üniversiteden epey bir Türk arkadaş çevrem vardı. Fakat birçoğu burada depresyona girip daha büyük şehirlere taşındılar veya iş bulup başka şehirlere yerleştiler. Gerçekten bu şehirde o kadar yapılacak bir şey yok. 2 tane alışveriş merkezi var. Onun dışında bir üniversitesi var ve 3-4 tane de lisesi var sanırım. Bunun yanında tabii ki her türlü spor imkanı, spor kulüpleri, belediyenin yüzme havuzları vesaire gibi birçok sosyal imkanı var arkadaşlar. Doğu Almanya'nın endüstrisi tabii ki Batı Almanya kadar gelişmiş değildi. O sebeple birçok Alman Almanya birleştikten sonra Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göç etmiş oldu. O yüzden burada şu anda epey bir yaşlı nüfus var. Belki de Avrupa'nın en yaşlı bölgelerinden birisi burası. Yaş ortalamasının en yüksek olduğu bölgelerden birisi. Tabii ki zamanında Batı Almanya'ya işçi göçü olurken, misafir işçi göçü olurken İtalya'dan, İspanya'dan, Yunanistan'dan, Türkiye'den ve Balkanlardan işçi göçü olurken buraya pek fazla işçi göçü olmamış. Burası tabii ki sosyalist bir ülke olduğu için Doğu bloğu ülkelerden daha çok göçler olmuş. Özellikle Almanya'nın doğu bölgesinde, Berlin gibi yerlerde Vietnamlı çok fazla göçmen görebilirsiniz. Onun dışında benim yaşadığım bölgede özellikle çok fazla Hırvat kökenli insan var. Yugoslavya veya Çekoslovakya gibi zamanın sosyalist ülkelerinden gelen epey bir insan da burada hala yaşıyor. Ama burada dediğim gibi gerçekten genç nüfus yok. Sokaklarda dolaştığınız zaman ya küçük çocukları görebiliyorsunuz ya da yaşlı insanları görebiliyorsunuz. Tabii ki Türkiye'nin büyük şehirlerinden gelen insanlar buralarda çok zorlanırlar, çok sıkılırlar. Dediğim gibi bütün Türk arkadaşlarım depresyona girip burayı terk ettiler. Onun dışında hala okuldan ayda 2-3 kere görüştüğüm bazı arkadaşlarım var. Özellikle yabancı arkadaşlarım var. Aynı şekilde iş ortamından tanıştığım da birkaç tane arkadaşım var. Yani sıfır değil ama yine de çok kısıtlı bir sosyal hayatım var burada diyebiliriz. Zaten burada bir de sosyal çevrem olsaydı hem okuyup hem çalışıp bir de sosyal medyaya içerik üretebilmem, YouTube'a video yapabilmem mümkün olmazdı tahmin edebileceğiniz gibi. Bu videoda gördüğünüz toplu konut binalarına Plattenbau deniyor arkadaşlar. Bunlar özellikle Doğu bloğu ülkelerinde çok yaygın. Bakın arkadaşlar, şu bahçede gördüğünüz demir şey insanların çamaşır asma alanı. Buradaki binaların hepsinin böyle bir çamaşır asma yeri var. Bunlar seri üretim şeklinde yapılmış binalar. O yüzden birçoğu aynı tipe sahiptir. Bunların özel tipleri var arkadaşlar. Dışarıdan bakınca da anlaşılıyordur. Fabrikada üretilmiş hazır beton elemanların şantiyede birleştirilmesiyle yapılıyor bu binalar. Seri ve verimli bir üretim amaçlandığı için sadece belirli bina tipleri var. Yani toplasan bütün şehirde 7-8 farklı bina tipi olabilir. Çünkü bunları fabrikada üretiyorlar ve bu fabrikada üretilen parçalar bütün binalarda kullanılabilmiş oluyor. O yüzden de böyle dışarıdan baktığınızda Lego gibi görünebiliyor. Lego gibi blok blok gözükebiliyor. Burada da üzerinde Rathaus yazan bir şey var. Bu da insanların muhtemelen bisikletlerini saklamak için kullandıkları bir dolap gibi bir şey gibi geldi bana. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bölge Almanya'nın diğer bölgelerine göre epey geri kalmış ve insanlar üvey evlat muamelesi gördüklerini düşündükleri için burada sağcı partileri, aşırı sağcı partilere oy veriyorlar. Şu anda AfD burada %30 civarında oy aldı. Aynı şekilde burada birçok insan da Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi gerektiğini ve Almanya'nın Ukrayna'ya silah desteği yapmaması gerektiğini düşünenlerden.
Ben burada yaklaşık 1,5 senedir yaşıyorum ve henüz herhangi bir ırkçılıkla karşılaşmadım. Burada da gerçekten epey bir yabancı nüfusu var. Ukraynalılar çoğunlukta veya Araplar çok fazla var bu bölgelerde. Buranın avantajı kiranızın ucuz olması, şehrin çok sakin olması diyebiliriz. Ama tabii ki burada bir öğrenci gerçekten çok sıkılır. Gidebileceğiniz 2-3 tane mekan var toplasan.